üstesinden geliriz. Her konunun üstesinden geliriz ama şimdi bu konukla ilgili bir kuşak çatışması yaşayacağım mı diye düşünüyorum. Yok canım, yaşamayız. Ha? Niye yaşayalım öyle ki? Mi diyorsun? Yok yok yok. Herkese adapte olabilen gençlerden. Aynen aynen öyle. Kimden ama bahsediyoruz? Sosyal gençler medya ekran başına. Efendim biliyorsunuz sizler de zaten sosyal medya hesaplarımız üzerinden de yazıyordunuz. Ne zaman konuk gelecek? Büyük gün bugün efendim. Biraz sonra burada bu koltukta olacak. Bakalım biz mi onu sorularımızla terleteceğiz, o mu bizi? Bence birazdan. Fikrimi söyleyeyim mi? Yarı yarıya geçecek. Ciddi misin? Biraz ondan biraz bizden, biraz ondan biraz bizden. Bu arada seyirciler, özellikle gençler karnesini alıp şu an sabah kahvaltısında anneyle birlikte kahvaltı masasında oturanlar, lütfen soruları bekliyoruz. Çünkü bazen bizim sorular yetersiz kalabilir sizinkilerle konuğumuza. Evet, ayak seslerini duyuyorum. Doğru mudur? Nereden doğru geliyor? Ayak sesleri mi? Böyle arkadan arkadan geliyor. Evet efendim, o bir sosyal medya fenomeni. YouTube'da 9 milyon merhaba, abonesi gel var. Seni öpeceğim. Enes Batur. Gel seni öpeceğim. Selamlar. Enes, hoş geldin. Hoş bulduk. Merhaba. Nasılsın? İyi misin? Nasılsınız? İyi de. Ben de iyiyim. Evet. Biraz uzak ama. Seni görmeye de uzaklardan gelen çocuklar var. Onları da tembihlemiştik. Sen gelince içeriye çığlık atsınlar diye. Niye atsınlar? Donup kaldılar öyle çocuklar. Enes, ben de seni Gülşen'le yakından görmeyi çok istiyorduk, biliyor musun? Biraz uzak oldu ama yaklaşık. Evet evet, olsun. İstiyorsan olmadı, sen de buraya gel. Bu tarafa doğru kayabilirsin istiyorsan. Şaka yapıyoruz tabii. İlerlemedi zaten. Ya biliyorsun değil mi, bazı konuklar var, geliyor bize diyor ki sizin buranın ışığı daha güzel, siz daha böyle aydınlık çıkıyorsunuz diye. Şuraya oturanlar var en son. Ben o kadar takıntılı değilim kuşum ya. Kuşum, yok sen daha gençsin canım, sen bir şeye daha ihtiyacın yok gencicisin. Senin. Gencicisin. Kaç yaşındasın? Ben 20. 21'e gireceğim birkaç ay sonra. Ay daha biraz daha büyük gösteriyorsun ama onu söyleyeyim sana ben. 26-27. Bilmiyorum. Yani 20 yaşındaki kendi halimi hatırlıyorum. Hiç senin gibi, sen de olduğu gibi bir özgüven sahibi değildim. Değil böyle konuşmak, hani canlı yayına falan çıkma. Aman Allah'ım. Yani. Bacaklarım falan titrerdi. Benim ilk canlı yayınımı hatırlıyorum. Konuşamamıştım. Ya benim de aslında bazen heyecanlandığım şeyler oluyor. Böyle aslında YouTube'da video çektiğimde 4-5 milyon kişi ulaşıyor bir anda ama böyle bir toplumun önüne çıkınca ben de hala bir geriliyorum ama canlı yayında sıkıntı yok. Kameralara alışıyorum ben daha çok. Videolar falan çekerken gayet rahatsın. Evet. Sana şunu soralım. Herkes fenomen olabilir mi? Fenomen, aslında fenomen tanımı şöyle bir şey. Yani bir anda bir şey yapıp bir anda aynen herkese diyorsun, ulaşıp sonra sönen anlamına geliyor. Fenomen öyle bir şey. Ya fenomenler genelde şans olarak oluşuyor. Yani bir şey yapayım, tasarlayayım da bir anda patlasın sonra gideyim olarak çıkıyor. Ama YouTuber'lık veya influencer'lık farklı bir şey yani. Biz içerik üretiyoruz sürekli. Ve yaptığımız bir sürü farklı şey fazla kişi tarafından izleniyor. Yani biz fenomen sayılmıyoruz aslında tam olarak. Yani sen yönetmen, yapımcı ya da işte televizyona iş üreten insanlar gibi içini dolduruyorsun. Değil mi? Yani evet. Bir bakın. Konu buluyorsun. Konu buluyoruz, senaryo yazıyoruz, prodüksiyon yapıyoruz farklı videolara. Yani o kadar farklı tarzda videom var ki sürekli hepsine farklı bir şey yapmam gerekiyor. Mesela geçen 5 gün önce falan Uludağ'daydık. Şey, orada kışın hayatta kalma videosu yaptık mesela. Ondan sonra şeye gittim, Dubai'ye gittim. Orada 10 dolarla bir gün geçirme videosu yaptım. Dubai yani zenginliğiyle bilinen bir yer. Ben orada 10 dolarla bir gün geçirmeyi anlattım mesela. O tarzda farklı farklı şeylerim var. Üretmek zorundasın evet, aslında. Bir videonun için diyelim ki Dubai'de 10 dolarla geçinme. Ne kadar saat harcıyorsun? Çünkü millet de zannediyor ki ay işte iki kere geyik yapıyor, ha iyi yapıyor. 5 dakikada video, milyonlarca insan, şu kadar para falan. Senin bir videon kaç saat çalışmana neden oluyor? Ya şimdi videodan videoya göre değişiyor. Atıyorum Dubai'de bir gün geçirme videosu olduğu için, bir gün olduğu için benim için bir gün orada kalmam gerekiyor. Fakat o video atıyorum 3 gün daha kurgulanıyor. Sonra diğer açıklamalar falan yapılıyor. 4 günde hazırlanıyor yani toplamda bir video. Ama haftada bir de 3 video yaptığım için orada bir şey oluyor. Yani daha ekip olarak çalışmam gerekiyor. O yüzden kendi ekibimi kurdum. Kendi ekibimi kurdum. Evet. Yani bütün hafta uğraşıyorum 3 video için. Enes, önceden 7 video atıyordum ama tek başıma. Enes, herkes senin yaptığın işe imreniyor. Kendi kendin patronusun. Saatin yok, çalışma saatin yok. Vallahi iyi. Çok güzel de para kazanıyorsun. Yani gerçekten bu kadar kolay mı? Ya kolay değil tabii ki. Çünkü atıyorum ben 6 yıl oldu neredeyse. 6 yıldır yapıyorum ve
o kadar fazla şey öğrenmeniz gerekiyor ki. 14 yaşından bu yana çalışıyorsun yani. Evet. Çocuk işçi olmuş. Kendi kendimin çocuk işçisiyim. Yani zor yani. 6 yıldır ayakta kalabilmek, sürekli farklı bir şey bulmak, sonra izletmek çok zor bir şey. Bir de birçok çocuğun başına gelen senin de başına geliyor. Bilgisayar başında çok vakit geçirdiğin için... Benim ilerleyişim. Aynen öyle. Aynen şu öyle. Aradaki farklı bir zamanla. Şu daha eski. Şu sen misin? Şu benim. Arada bazı fotoğraflarım var. Onlarda daha çirkinim. Sivilceli olduğum fotoğraflarım var. Onlardan koymamışlar. Şu en son. Şu 4-5 yıl önce. Şu da 4-5 yıl önce. Arada bir şey yok ama. Orada bir ergenliğin sıkıntısına mı denk geldin? Nerede? O üçüncü karede. Saçlar o renk falan. O, şu daha eski sağdaki. Sağdaki hangisi? Daha... Ha, evet. Sağdaki. Şuradaki daha eski soldakinden. 4-5 yıl, 5 yıl önce falan olması lazım fotoğraf. Birçok çocuğun başına gelen senin de başına geliyor. Bilgisayar başında çok vakit geçirdiğin için ailen rahatsız oluyor, baban rahatsız oluyor. Filmdeki gerçekten evet. Öyle kırıyor mu baban bilgisayarını? Ya, babam gerçekten bilgisayarımı kırdı mı... Kırmamıştır. Ama onu hissettirmiştir. Bakışıyla. Babam özel kuvvetlerde çalıştığı için daha önce, polis olduğu için, geçmiş olduğu için böyle bakışıyla yetiyor ne yapmak istediğini. Anlıyorsun. Yaparsan yaparım anlıyorsun yani. Bakışıyla korkutan bir babam aslında var. Bir yandan da tamam dersini çalışacaksın, sınavı kazanacaksın, diploman alıp çok paralar elde edeceksin diyen çok klasik bir tabirin dışında bir tablo çizdin ya sen. Ama hikayene başladığında Buket'in röportajında ona dikkat ettim. İşte çok böyleydi. Kısıtlı olanaklarla başlıyorsun. Hatta öyle ki laptopun ısınıyor, çekim yapamıyorsun, evet. Altına buz kovası koyuyorsun. Evet, yani hiçbir şey olmadan böyle minik minik ilerleyerek yaptığım bir şey atıyorum. Laptopun yok, bir şey çekmek istiyorsun ama çalıştırmıyor yani ne yapabilirsin ki? Kafanı böyle açman lazım, bir şeyler deniyorsun falan. Kameran yok, çok dandik 2 piksel bir kameran var, onunla bir şeyler yapmaya çalışıyorsun. Öyle öyle küçük küçük ben atıyorum ilk başladığımda bir yıl boyunca neredeyse hiç para kazanmadan yaptım. Kendi çabalarımla, ailemden aldığım harçlıkları falan biriktirerek kendi yaptığım şeye yatırım yapmıştım o zamanlar. Yani yavaş yavaş. Ve bir gün sabah bir uyandın hesabına para yatmış. Yani 100 lira yatmıştır. Ne yani, yaptın o parayla? Falan. İlk paranı ne yaptın? Ay ne kadar değerlidir ama o ilk para. Bir şey yapmadım, biriktirdim ben genel olarak paramı. Hiç harcamadım. Ben şey ne yapmadım bileyim, birini yani. Yemeğe götürmüşsündür falan öyle bir şey yapmadın mı? Yok, kız arkadaşlarım pek yok. Tamamen o yere odaklıydım ben yani. O biraz şeylerde şey yoktu. Asosyal mi oluyor? Asosyal oluyor değil. Ben zaten kendim asosyaldim bundan 6 yıl önce falan. Ve... Çok fazla arkadaşım yoktu. O yüzden direkt bu işe yöneldim ve bunu yaparken de insanların beni sevdiğini gördüm. Aslında orada kendi arkadaşlarımı, uzaktan arkadaşlarımı, beni izleyen arkadaşlarımı elde ettiğimi gördüm. Daha tanımadan. Ve bu işe daha çok yoğunlaşmaya başladım. Yani belli bir süre geçtikten sonra bu özellikleri kazandım tabii. Daha i̇lk sosyal bir insan oldum. İlk videon neydi? Oyun oynamıştım. Oyunlarım meşhur zaten. Bir tane oyun oynamıştım yani. Çünkü yapabileceğiniz çok bir şey yok ki. Kameranız yok, bir şeyiniz yok. Ne yapabilirsiniz? Peki sen bu 6 yıl içinde... Evet, teşekkürler kağıt canım. Kağıt geldi. Benimle peki ilgili. Sen bilgiler geldi, dosyalar geldi. Akış geldi. Ben anlatırım hepsini. Sen bu 6 yıl içinde... Enes galiba ben artık meşhur oluyorum. İş çığırından çıkıyor. Noktasına nerede vardın? Ne üzerine? Hangi videon üzerine ya da belki yani bir telefonu? Yani şöyle tek bir videomla hiç gündeme gelmedim. Bu video mu? Hayır. Değil. Bu benim bu böyle 17-18. Antalya'daki ilk evimden. 17-18 sanki. Ne 17-18'i? Keşke. Kaç? Orada daha lise 10. sınıfta veya 9. sınıfta olmam lazım. Sesi bir dinleyebilir miyiz arkadaşlar? Dinlemesek. Evet. Dinlemeyelim böyle güzel varmış bize sesi. Yani... Biraz daha peltek olmam lazım. Diş teli tedavisi gördüm. O zamanlar böyle daha içine konuşuyordum. Hala da biraz olabilir. Yok yok. Veremediler sesi. Vermesinler. Evet. Vermediler zaten. Küçücük odanda dünyaya açıldı. Yani dünya tamam. Ama başka ülkelerden de hayranlarım var. Başka ülkelerden var tabii. Yani dünyanın bütün ülkelerinde.
az da olsa her yerden çıkıyor yani. Tahmin ediyor muydun bu kadar büyüyeceğini? Ya başta hayatta tahmin edemezsiniz ki. Ben mutlu olduğum, sevdiğim iş olduğu için yaptım. Ve belirli bir süre geçtikten sonra bunun farkına vardım tabii, bir iki yıl sonra. İlk aslında 100 bin aboneye geçtikten sonra işin ciddileştiğini fark ettim. Hı. Ondan sonra daha bir sıkı tutundum. Geçen senin filmini vermiştin bir kanal. Evet. İki kere üst üste hayal mi gerçek mi diye. Evet. Neden dedim iki kere üst üste verdiklerini anlayamamıştım. Bu çocuk yayına gelecek dedim. Ben dedim şu filmi bir izleyeyim bakayım hikayesi neymiş. Şimdi izliyorum. İtiraf edeyim hafif de böyle yaparak izliyorum. Nasıl sardı o film beni? Allah'ım.